Abi burada çayını kahveni al. Aynen. Sabaha kadar Hiç arabayı boğaza izle. moğaza gitmeye gerek yok. Yani Alfista olarak bir 156 sahibi olarak bu araba bizim Nirvana'mız. Ben Kesinlikle ya. yıllardır biliyorum. Hatta hatırlarım bir gün Bebek'te görmüştüm arabayı. Zaten eski Fermas'ın arabası. Evet. Ferhat abinin eski arabası. Evet. Böyle takip ettiğimi hatırlarım bu arabayı. O zaman bizde eski bende Bordo'ki 156 vardı, pert olan. Bunu böyle kovalamıştım. Türkiye'de bir ya da iki tane, Bir tane bir var tane bunda. var. Selesibit Felix GTA olarak. olarak. Model. Bu 2003 model. Bunu Koç ithal ediyor. Fermas 2005'te satın alıyor. Bu fuar arabasıydı Fuar zaten. arabası. Tabii. Ferhat Albayrak da işte oranın genel müdürü o zaman. Evet. 2007'de kendisi satın alıyor Fermas'tan. Süper. Ağzının tadını biliyormuş. Ya Zaten İtalyancı. tabii. Dil Sonra gibi. sen toparladın zaten. Ya biz arabayı aldığımızda tabii ki araba o zaman Fermas'ta bir de bu araba ikame araç olarak kullanılmış bir dönem. Bizi aldığımızda dedik yani bir GTA'nın bizim Onu gözümüzde nasıl olması gerekiyorsa biz tabii. o hale getirmemiz lazım bunu dedik. Komple dışını boyadık. Orijinal rengine. Orijinal rengine. Yürüyen aksamı komple elden geçirdik. Motorda bir şey yoktu. Hala bir şey yok. Stok. Bakımını yaptık. Şanzımanda bazı aksaklıklar vardı. Onları giderdik. Tüm sensörleri, seramik valflerin hepsini değiştirdik. Frenleri biraz daha Frenler güçlendirdik. 330 yani 330,305'tir bu. 305 normalde. 330'luk Brembo yurt dışından, İtalya'dan. Ama en önemlisi ne yaptınız? Yani Arabanın kaderini değiştiren en kilit. çok şey kilit. Aha o evet. Kilit. Evet. Kilit Çünkü frense. 147'de de kilit yok. Yok. GTA'ların hiçbirisinde yok. Çok GTA'da çok enteresan. enteresan. Yani asıl Evet. yapması gereken Aynen kilittir. öyle. Çünkü önden çeker. Ağırlık önde. Tabii. Viraja girdiği zaman önün kaybetme olayın çok yüksek. Ama kilit diferansiyel olması gerekiyor. Q2'lerde Aynen aynen standardında aynen. olan bir şey. Bunda olmaması enteresan. İlk yaptığımız. Kilit. Onu iyi hatırlattın Ben ama ilk. hatırladım. Ben Evet. senin garaja geldiğimde arkadaşlar Evet. bu arada Yılmaz abi bizim yani Yılmaz. 15 senedir bizim Alfa'yı Yılmaz abiye götürürüz. Sportivo. Bostancı. Ailenin Aynen. Annem, babam, tamircisi. abim, herkes aynı. Tanışıyoruz. Bu 156 GTA'yı da onlar topladı tekrar. Yani hayata döndürdüler. Ya biz arabayı işte dediğim gibi aldığımızda dedik ki ne Murat abi burada, Murat Çimen, kendisine de buradan Evet, selam olsun. selamımızı verelim. Kendisi gerçek bir alfa sever bir insandır. Biz ne yapıyoruz? Biz yardımcı oluyoruz bu hale gelmesine Evet. ama en büyük fedakarlık kendisi yapıyor tabii Aynen. ki. Maddi manevi. Tabii Çünkü zaman, yani zamanı para. arabayı bize bıraktı zaten. Bizim Yani böyle ben akşama kadar otururum. Yani kesinlikle izlerim çizgiler. Bu yan GTA'ya özel marşbiyeller. marşbiyeler, Ön hava şeyleri tampon, evet. arka tamponu çok Kesinlikle. özeldir. Çamlukların biraz daha şişik ve dodikli olması tabii ayrı bir Hava özellik katıyor. katıyor. Xenon'la geliyor GTA'lar. Bu xenonlu. Hepsi xenonlu mudur bilmiyorum ama bu xenonlu Bu en en dolusu. dolusu En zaten. dolusu. Bunu sipariş ederken en dolusunu getirmişler. Koltuklar standart GTA'daki olan koltuk. Zaten koltuklar yani Kesinlikle. Kesinlikle. efsane ya. Aynen Efsane. öyle. Aynen. GTA koltuğu Evet. gelmiş geçmiş en iyi koltuk Aynen. dizaynlarından biridir bence. Egzoz'un CSC'den egzozu egzoz yapıldı. getirtirdi buna Murat abi yurt dışından. Silikon işte hava hortumu o da şeydir. Otodelta'nın. Otodelta'nın. Radyatörümüz komple alüminyumdur ve büyük litreye sahip. Bunun sebebi de işte trafikte bizim şimdi Isınmasın. ısınmasını Gereksiz. tabii çok ısınıyor ve hararetini hemen soğuması gerekiyor. Bu araba değil bütün arabalar harareti sevmez. Aynen. Bunda bence yani GTA'da en yapılan motoru korumak amaçlı haretten radyatördü. Onun haricinde bu motor zaten 50 yıllık falan bir geçmişi var. Yani Busta Fazlası motor tabii fazlası çok var şey aslında dayanıklı bir bloktur bu. kesinlikle V6 ve en son geliştirilmiş motor da budur. 98 yılında 2,5 V6 kategorisinde yılın motoru seçilmişti. Evet Çok yani karakteristik bir motor kesinlikle bu. çok sağlam bir makinedir. Seri bir V6 250 beygir. ve dizayn olarak da zaten fotoğrafında Evet. baktığınız zaman motoru da koy şöyle sehpaya Ya aynı işte ben şekilde onun için hani motorunu açıp şu an izliyorum o tabii. borazanları, runnerları Aynen. görmek yani Biz muhteşem. İlbeyler de güzel iş çıkarmış. Haddock evet, Detailing'e padok. de buradan Evet, selam evet. olsun. Çok keyifli. Evet. Bence bir içeri de geçelim abi Bence artık. de. Çok İçi güzel. ayrı bir dünya. Aynen. İçi de ayrı yani. Aynen.
Evet abi, hazır evet, mıyız? Hazırız. Tamam, koltuklar çok iyi ya. Çok güzel. Ama değil mi? Keşke 147 GTR'de bindim geçen evet. hafta. Yüksek abi koltuklar. Evet. Bunlara bir şey yapmak lazım. Düşürmek lazım. Herhalde biraz kaput boyunu görmek için herhalde öyle mi düşmüşlerdi bunu? Ama yok yani, sonuçta kaputu da şu an çok görmüyoruz ama. Değil mi? Doğru söylüyorsun. İsterdi yani. Evet. Celespeed şanzımanımızla. Alt ileri Celespeed. Hani direkt şanzımana ben girmek istiyorum. Hı-hı. Beklediğimden daha iyi. Yani ha. direkt bana CS-Link'i gibi geldi tepkileri falan. Hı-hı. M3'ü yani SMG şanzımanlar gibi. Hı-hı. Evet. Yani yükselişi ve düşüşü çok hızlıdır. Aynen. Düşüşü çok iyi. Yani yükseltişi... Ki daha zor bir hareket aslında düşmesi. Mesela düzlükte bakarız. Hani Hı. yükseltişi çok çok belki şey değil ama düşüş Hı. efsane. Evet. Ve bu sonun tabii ki sesi. Muhteşem. Baksana. Evet. Gayet. Evet. Mesela düşürüş. Hemen çok, çok aniden çift vites, üç vites birden de düşürebiliyor. Düşürebiliyor. Evet. Çok şaşırdım. Bir de biliyorsun GTA'nın motorunun gücü ve büyüklüğü ve ön ağırlığın önde olması aslında yol tutuş konforu için pek tercih edilmez normalde. Tabii, kafası ağırdır, kafadan aynen, kayar. Aynen. Ama bunda çok dengelidir. İnsanı güvende hissettiren bir yapısı. Bilmiyorum, kullanırken hissediyorsun sen şu anda. Ya 156 zaten yol tutuşu çok yani... iyidir. Ben bir sürü araba kullanıyorum. Yeni nesil araba kullanıyorum. Şunun direksiyonu şiir gibi abi. Kesinlikle. Yani gerçekten çok iyi ki 156'lar da %100 alfa değildir yani. Hani tam değil fiyat karışımı. Asıl %100 alfalar 75, senin 33. Aynen öyle. 164. Evet. Gerçek son alfa 154'e 155'tir. Kadar diyelim. Aslında. 94'te bir fiyatta bir şey oldu. Ondan sonra bıraktı. Ama GTA öyle değil. GTA da bir Alfa Romeo diyebiliriz buna. Evet, çünkü üstündeki Busso motoru var. Efsanevi motor. Bak böyle alttan derin derin geliyor. Evet. Atmosferin çok... tabii tadı buradan geliyor. Çok güzel. Evet. Düşürüş falan çok iyi, evet. baksana. Evet. Tınısı falan muhteşem. Kesinlikle yani. Atmosferik makinenin atmosferik canlı. Sesi çok güzeldir. İyidir. Gücü de, gaza verdiğin tepki de, sana verdiği duygu çok güzeldir. Doyurucudur yani. Aynen öyle. Yani onun için insanlar belki Honda motorlarını da çok seviyor. Hani arabadan çok o arabanın motoru seviliyor. S2000 mesela. Doğrudur. Çünkü 9000 çeviren atmosferik, o da muhteşem bir makine. Evet. 2 litre. O da yani... Benim maalesef diğer markalara karşı acemiyim. Bilmiyorum. Ben orada objektif. Ben onun için oradayım abi. Eyvallah. Düşüşler çok iyi ya. Değil mi? Hoşuna gidiyor. Bak kilit falan. Kilit diferansiyel işte bak. Görüyorsunuz buradaki. Aynen. Bundaki diferansiyel olmasaydı şimdi orada biz de almıştık. Çok iyi. Direkt kafayı çekiyor. Aynen. Ve bu şasi dengesi o kadar güzel ki bu arabayı 180'le yani sanki rally otomobili gibi kırıp hafif arkasını bırakarak viraja girebiliyorsun. Ya. Evet. Bunda muhteşem. Bu şasi dengesi çok güzel arabanın. Ön takım olayı biliyorsun. Bununla yani evet. ödül almıştık evet. zaten. Arka... Sen anlat. Ustası sensin. Şimdi önde çift salınacak sistemiyle çalışıyor. Arkada bağımsız. Dört tekerlek aslında bağımsız. Bundaki ön takım düzeni, yol tutuşu inanılmaz. Tartışmazlığı zaten çok iyidir. Bunda bu arada süspansiyonda da orijinal dışında bir şey yok. Spor yay yok. Kendi GTA yayı. Kendi GTA amortisörü. Biz bunu biraz daha Bridgestone işte B8 Aybah yayı kullandık. Beğenmedik. Tabii tercih meselesi. Biraz çok sert geldi. Çok konforlu yalnız. Benim yani, 156'dan standart. Daha iyi. Bende Aybah yay var. Hı-hı. Takır tukur benim araba mesela. Ya, Aybah biraz daha sportif olduğu için tabii ki sert olması lazım ama bundan sert. Bundan serttir. Bunun standart olmasına rağmen yol tutuşunu işte görüyorsun sen kullanarak. Evet arkadaşlar. Evet. Abi tekrardan merhaba. Merhaba. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz aslında bunu çekeli bir ay kadar oldu ama yarısına kadar çektik. Evde izliyorum. Sonra çat dedi, ses yok.
Ya zaten adam üretirken bunu güzel yapmış. Bir şey katmaya gerek. Ses bizde en önemli şey biliyorsunuz. Şimdi garantiye aldım. Hem şunu taktım. Hem normal bizimki var. O kaldığımız yerden ikisini harmanlayacağız. Tişörtlerimiz giydik geldik. Hava soğuk ama. Ama şey yapıyorum. Dün izliyorum videoyu. Bizim çektiklerimizi. Saçlar benim kısa. Öyle mi? Şimdi uzamış falan. Benim de saçlarım döküldü. Evet. Biraz saçlarım döküldü. Yok senin gene. Bir can verelim. Evet. Şimdi yollarda biraz tabii ıslak, o gün güzel kilit diferansiyeli falan test etmiştik. Özellikle o görüntüler, iyi ki Allah'tan ses varmış orada bir şey yaparken. Yılmaz abi, bu evet. Alfaların parçası bulunmuyormuş. Ne diyorsun? Hiç sormayın, biz de zor buluyoruz. Şakası şöyle... Sen bir anlat abi şu evet. işi. İşin şakası şöyle, tabii ki öyle bir şey yok şu anda. Alfa Romeo'nun distribütörü Koç getiriyor. Bir moda ile bunu sağlıyor. Evet. Ve mengenler de artık biliyorsunuz yetkili servis bağında, onlar da bu zincirin içinde. Şu anda zaten günümüz itibariyle bir yedek parça sıkıntısı kesinlikle yok. Servis ağı sıkıntısı da yok. Bize özel servisler zaten bayağı bir çoğuz. Ama bu nereden geldi? Ne zaman onu oldu? Onu anlat abi. Evet. Orhan Yüce zamanında, bu 90'lı yıllarda Orhan Yüce Alfa Romeo'yu bıraktı. Distribütörlüğünü. Skoda'ya geçti. Hala evet, da Skoda'da. Evet. O ara Alfa Romeo distribütörsüz kaldı. Yani Türkiye'ye getiren Orhan Yüce bırakınca distribütör, yeni bir distribütör olmadı. Bir 4 sene, 5 sene galiba sürmüştü o ara. O arada da tedarik yok. Distribütör yok. Stoklar bitti. Tabii. Distribütörü bırakmadan önce de stoklar tüketilmiş Mersem. Biz bunu tabii geç farkına varıyoruz. Sonra distribütörlük bıraktığı an itibariyle parça neredeyse yok. O ara Türkiye'de 33'ün en çok sattığı, ki hala en çok satılan araçların listesinde 33 gelir. Alfa Romeo distribütörsüz, yedek parçasız ama servislerimiz var, devam ediyor ama parça yok. O dönem işte parası olan kişiler, bu 3-5 kişi adını vermeyeceğim, Yunanistan üzerinden, gemiyle İtalya üzerinden parça getirmeye başladılar. Ama ne oldu? 100 liralık parçayı 500 liraya, 1000 liraya satmaya başladılar. Tabii ki insanlar bunu hem geç geliyor, uzun sürüyor, hem geldiği zaman da fiyat çok yüksek, alamıyor, kimisi alamıyor. Alamayanların ne yaptılar? Biz piyasadan bunu ne uydurabiliriz? Evet. Gitti. Yani bazıları fiyattan iyi uydurmaya yanında gitti ama bazıları maalesef bayağı bir kötü uydurma olayları oldu. Bu uydurulan arabalar ne oldu? Hemen adam elinden çıkardı, sattı. Çünkü baş edemeyeceğini düşündü. Alan kişi de bunu bilmeyerek alıp arabada hep aksaklıklar yaşadı. Durmadan sorunlar yaşadı. Evet. Çünkü uydurulmuş parçayla hep problemli. Nereye kadar? O zamandan işte kalan ne oldu? Alfa'nın parçası yok. Bulursan da çok pahalı. Alfa sorumlu durmadan yolda bırakır. Durmadan problem yapar. Bu oradan gelme bir olaydır ve hala devam eder. Sene şu anda 2018, hala bu soru sorulur. Algı gerçeğin ötesindedir diye bir laf var. Doğru bir lafmış. Sen abi ağzında kuş tut. Tabii hayatında değişmez. Hiç Alfa'ya binmemiş. Evet. Servisten çıkamazsın. Aynen. Hep şimdi öyle derler. Tamam. Gerçekten kronik, gerçekten böyle sorunlu araçlar olduğunu biliyorum ama kesinlikle. Her markada var. Ama işte Alfa'nın adı bir kere çıkmış. Ya Alfa'ya ulaşmak şimdi kolay değil. Cesaret ister. Çünkü az evet. satılan, az olan bir arabayı herkes almak istemiyor. Almak istemiyor derken almak istiyor ama almaması için bir neden arıyor. Aynen. Yani neden almamalıyım ben bunu? İstiyorum ama almamalıyım. Bu sefer de geçmişe dönüyor. İşte parça sıkıntısı varmış, sorunu varmış. Bir de şöyle bir şey oluyor. O mazeretten dolayı oluyor bu da. Arabada duyulan her sorun başka arabalarda olmayan. Olmuyor. Bak bu Alfa'da olan bir sorun. Mesela örnek veriyorum, varyatör. Varyatör sesli çalıştığı için, insanlar bunu fark edebildiği için problemmiş gibi algılayıp insanlar arasında konuşulan bir şey. Ki 20'de bir bakımı yapıldığı zaman ki tamir tiketi 85 lira olan bir üründen bahsediyoruz. Ama diğer markalarda adını vermeyeceğim. Onlarda yaşanan problemleri siz gittiğiniz zaman 1000 lira gibi, 500 lira gibi rakamlar ödüyorsunuz. Ama bu onlarda normal olabilen bir şeymiş. Yani ama Alfa'da bu dizel gibi ses olduğu için sorun. Abi şu sese yeter ya, baksana. Tabii V6'nın Busso'nun. Çok iyi ya. Yani şu Busso. Sesi. Guapie Busso mu? Tam adını unuttum ama. Hikayesi de sen anlatmıştın ya, bayağı acıklı adam. Aynen. Banttan kalkıyor motor, sonra vefat ediyor. O sene içinde galiba, değil mi? Artık biz Busso motoru kullanmamaya
karar veriliyor. Tabii ben de bunu duydum ve bu araştırdığım kadarıyla öyle olmuş. Bunun hemen akabinde bu motorun mucidi vefat ediyor. Yani normalde doğal yollardan vefat ediyor. Yani çok enteresandır. Bu Brera'daki 3.2'ler GM üretimi. GM. Buradaki ruh yok değil mi? Yok, yani kesinlikle. Ruh bence yok. Ben yok, kullandım. Yok. Bir kere zaten ağır araba Brera'lar. 4 çeker falan. Bundaki o kemiklik yok yani. Hani ya, şu... Tabii bu yok abi. Bu yok. Bu yok. Şimdi GM motoru 3.2 yine 4 çeker ama ondaki bence hata mı demeyeyim de yani veya keşke diyeyim ben. Bir 250 kilo daha hafif olsaydı o arabaya. Evet. O araba. Yani ağırlığından dolayı gücünü hissedemiyorsun. Bir de çok karakterli bir motor bir ses, değil. Evet karakteri maalesef Alfa Romeo'nun bundaki olduğu gibi yok. Ya çok zevkli araba ya. Yani tam böyle o senelerin. Bir de bu yılda hani düşün 2003 model bu araba. Kilit de güzel çalışıyor buralarda. Çekiyor yani. Evet. GTA'ya yaptığımız en iyi iş bu kilitli frenleri takmak oldu. Zaten lazım yurt aslında. Dışında zaten yapılan ilk modifiye kilit takmak buna. Evet. Yani ringde, Nürburgring'de falan çok ciddi süreleri var Alfa'ların ki zaten uzun bir süre orada RSR var abi, kiralama şirketi. Bayağı bir Alfa 75'i vardı bunların. Ama tabii işte Gitmek o Dedion akslar falan modifiyeli. Aa tabii tabii. Süspansiyonlar işte coilover var bilmem ne arkada, ön torsiyon bunlar da önleri de galiba coilover'a çeviriyorlar. Öyle bir tam hatırlamıyorum. Torsiyonları iptal etmişlerdir o zaman mecburen ama bizim ülkemizde 75'lerde işte şu anda biraz yamuk dururlar. Sol daha fazla bastığı için torsiyonları biz de yer değiştirdik falan düzeltmek için. Şimdi o günlere gittim. Yani. 75'te şimdi Gürkan'ı tanır mısın Bursa'da? Aa Gürkan evet oradan buradan da selam söyleyelim. Emeğine sağlık. Aytu abiyle beraber. Aytu abiyle beraber yapıyor evet. Şimdi takip ediyorum bitsin gideceğim onu 75'i çekmeye. Tabii tabii konuşuyoruz sürekli. Ama hakikaten takdir ediyorum o tip insanları. Gerçek alfistiler bunlar. Ya ben de çok benim bak bende elektrik şemalarından bütün tamir nasıl sökülür bütün şeyleri online 75 olarak hazır. Mi? 75 alsam ufak bir garajda ufak tefek hani biraz seni ararım abi de biraz şey ben yardımcı olurum. Yardımcı olurum. Elimden gelen neyi yaparım. Yani. Sıkıntı yok. Garajına da gerek lazım. Yok. Gel son lifte veririz. Aynen. Çekeriz aynen. Oraya. Aynen. İstediğin zaman yani, gel toparlarız. Çünkü çok özel bir araba 75. Kesinlikle. Onu anlatacağım 75. zaten. 75. yılında yapılmış olmasının tabii. Avantajı tabii. Arkadan dişli olması ve gerçekten kilit diferansiyelin olması. %25 falan. Motorun Alfa Romeo olması. Evet. Yani evet, tamamıyla bir Alfa Romeo yapımı. Ama bu da ilk varyatör sistemi orada kullanılmış. Vite'ye ilham vermiş bir motordur o. Twin Spark. Aynen. İlk Twin Spark kullandığımız. İlk Vite yani ilk Valve zamanlaması evet. Alfa Romeo'dan gelmedi zaten. 75'ten yapılma ilk. Yok daha da gerisi var da yani var. 75'teki teknoloji biraz daha evet. Şeyi, evet. Elektronikle bir bağdaştırması evet. 75'ten geliyor. Enjeksiyonlu aynen. Geçilmesi. Ya, turbo da güzel ama atmosferin ama bir şeyi vardı. Evet yani sürekli gelen bir güç. Evet. Hani bir de devir arttıkça artıyor. Evet. O çok hoş. Onu devir arttıkça artıyor. Onu hissetmek çok hoş. Evet. Bu da tabii en özel alfalardan biri. Türkiye'de bir tane var. Göz bebeğimiz. Sele Spit GTA bir tane var. Başka GTA olarak olduğunu da bilmiyorum. Önde böyle V6 atmosferik ve tepesine çıkabildiğin bir motor acayip keyif veriyor insana. Bir de önden çeker. Evet. Kilit buralarda çekiyor bak. Ki lastiklerimiz şu anda bu hava şartlarına göre tabii. Uygun değil. Değil. Ona rağmen. Bak nasıl şey yapıyor, dışarı evet. Doğru açıyor. Ya şimdi bunda kilit olmasaydı bu kadar zevkli bu giremezdim buralarda. Yok, yani, biri sarardı buralarda. Yani kesinlikle bak kontrol senden çıkardı. Şu an kilit çekiyor. Ha, ses harika ya. Yani şu yollarda Alfa Romeo 156 GTA kullanmak
her insanın tatması gereken bir şey. Her canlının. Ama bir kişi tatabilir. Aynen. Şu İkinci an... de sen oldun. Aynen. Vallahi çok büyük şans. Çünkü yani. Çünkü bir tane var. Aynen. Hem Murat abiye çok teşekkür ederim. Hem sana evet. çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür çok ederiz. Çok büyük emeğiniz var bu arabanın üstünde. Ama araba sıfır kondisyonda yani. Şimdi yani... kendi alfamla kıyaslıyorum. Ulan benim ön takımda ses geliyor işte bilmem ne. Bunda hani maşallah kusur yok şu anda arabada. Bu araba benim olsa ben ne yaparım? Hı-hı. Oturuş pozisyonu yüksek. Bak gene ikinci oturuşum. Hı-hı. Yüksek abi, çok yüksek oturuş pozisyonu. Bunu böyle kesin bir çaresine bakmaya çalışırdım. Senin arabayla bu arabanın arasında oturuş pozisyonu farklı. Ama benim 156 da yüksek zaten. Ha, ondan da mı yüksek? Alfalara bu 156, biraz kalın çünkü. 156'ların evet. oturuş pozisyonu yüksek. Ben evet. ya çünkü arabanın şasisi dönüşü falan çok güzel. Şu an bayağı böyle yüksekteyim. Ha, kimisi yüksek kullanan için rahat ama ben evet. alçakta kullanmayı seviyorum. Hmm. Bana batıyor. Ha, koltuklar çok iyi bu arada. Acayip seni tutuyor. Sarıyor, acayip sarıyor yani. Koltuk baksana ya hiç. Virajda hiç bak, şey. Normalde burada evet. şey yaparsın. Oynarsın. Direkt seni sarıyor. Alfa'nın bir diğer kanayan yarası da dönüş çapı. Önden çeker olmasının da bir tabii ki şeyi var burada. Önden çeker olmasından da kaynaklı bir dönüş kısıtlığı evet. var. Bir de GT Alfa'nın bir de hepsinde olan bir ama şey. Bu özellikle bunun dönüş çapı 1.7 tur. Evet. Çok kısa. Çok kısa. Benim normal 156 gibi değil yani. Ondan da kısa tabii. Ama 90'lı yılları özleyeceğiz be abi. Şunun güzelliğe bak ya. Motorcu bile baktı ne geliyor diye. Bununla ilgili bir arkadaşlarla ortamda bir konuşma oldu. Yani neden motorlarımız artık eskisi gibi sesleri falan hani daha az bu egzoz sesi. Gürültünün insan sağlığına verdiği zarardan dolayı bu insan hakları falan baskısından dolayı evet. üretici firmalar artık bunu da dikkate alıyormuş. Vallahi bizim ama gibi abi, otomobil sevenler için büyük bir kayıp ya, olur. Şu ses beni sağır edecekse etsin abi ya. Bu ses insan sağlığına yararlı bence. Yani şunun güzelliğine bak ha, bu kim diyebilir bu ses beni hasta etti. Ha, hasta eder ama iyi yönde. Normalde bak kilit olmasa direkt açar. Kesinlikle. Direkt kilit belli bir kayma oluyor, tak çalışmaya başlıyor. Tekrar seni yolun içine aynen. alıyor. Aslında mesela çok gazlarken kilit de biraz çalışsın diye hafif böyle sol ayak frenle falan da viraj girişinde kilidin çalışmasını sağlayabilirsin. Bu kilitler çünkü öyle şeyleri seviyor. Hmm. Biraz güç istiyor. Hmm. Çalış tam kitlemesini sağlamak tabii, için. Tabii o kilidin çalışma mantığı da dediğin gibi güç odaklı. Bir rezistans olması evet, lazım. Evet olması lazım. Ama bunu tabii normal kullanıcılar için tavsiye etmiyoruz öyle tabii, bir şey. Tabii canım yok yani o bilerek kullanmak yani, lazım. Ben dahi onu yapabileceğimi aynen. pek düşünmüyorum. Onu böyle çok iyi hissetmen lazım. Onun için iyi bir tecrübe lazım, eğitim lazım, bir ileri sürüş eğitimi almak ben, gerekiyor. Ben arkadan itiş kullanmayı Ford Taunus'ta öğrendim öğrenciyken. Ben o, yani doğal araba, olarak ben 75'te öğrendim. Tabii o araba çok şey öğretti bana. Çünkü kilit yok. 2 litre motor atmıştım ben ona, kendim attım. Halil Ustam'la beraber vay. Kıbrıs'ta. Ha. Benim okul öyle, bir sen sene uzadı Kıbrıs'ta zaten. Okumuştum. Kıbrıs'ta aynen. Diyorum. Orada çok güzel Alfa Romeo merakları var. Bir tane abimiz de Alfacı. Hmm. Veloce topladılar. Bir tane kendine de 75 topladı. Zender kit falan var kendisinde orijinal. 75'in mi? Aynen. Çok aklında güzel. Olsun yani. Lazım olursa ararız. Vallahi çok keyifli ya. Arkadaşlar 156 GTA. Keşke daha çok satsaydı. Daha çok olsaydı. Alsaydık, bilseydik. Ama Türkiye'de tek olanı da sizler Selin için. Evet. Hissiyatımızı sizler için aktarıyoruz. Sağ olsun Yılmaz abi de getirdi. İkinci kez getirdi. İşinin gücünün arasında. Dediğim gibi bizim seslerde patlama oldu. Yani mikrofon bozulmuş. Yarısı yok. Tekrar bugün buluştuk. Bir şöyle bir üstünden tekrar geçtik konuştuklarımızın. Seninle böyle güzel bir günü paylaştık ikinci kez. Vallahi güzel oldu. Ben de çok mutlu oldum. Hava biraz ıslak ama. Senin gibi birisini de kullanarak ben yanında oturmakta da ayrıca mutlu oldum. Gerçekten çok aynen. keyifliydi. O virajların girişi falan evet, kilit. Evet. Hakikaten. Kuru olsa ben daha da gazlarım da bir de. Onu da gördüm canım. Bir de arabaya saygımdan gazlamıyorum. Türkiye'de tek ya. Bir de seviyorum. Hani evet. şu an böyle üzmeden.
Yani yok biz de bu MMM'e evet, buna yakın evet, kullanıyoruz. Evet, yani. Murat abi de hakkını vererek kullanır aynen, yani. Ya hiçbir şey olmaz yani. Evet kesinlikle o, bu konuda kendisinin de bu arabanın bu hale gelmesinde en büyük emeği kendisinin tabii ki. Hem ya sabrı. O vizyon onda olmasa. Hem sabrı. Ya boşver Yılmaz işte tak bir yer gitsin. Tak evet, bilmem ne gitsin kesinlikle, der. Kesinlikle kesinlikle. Üçte bir fiyatına evet, toplarsın arabayı. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela hep bunu çok sık serviste görürler. Ya bu araba da hep serviste falan. Onu da biraz şey oluyorum ben böyle artık küçük olmaya başladım. Aynen. Ya kardeşim bu adam arabasına bakıyor. Her evet, bu arabanın ürünleri hemen yani iyi bir şeyler arıyorsanız hemen bulamıyorsun. Kilit diferansiyeli hemen ha şurada bir kilit diferansiyeli var al takamıyorsunuz. Her giren malzemeyi de Murat abi takıp görmek istiyor. Yani hepsini toplayayım da bir an bir seferde yap değil. Yani her bir şeyin de ayrı ayrı zevkini olsun, görmek istiyor. Olsun tam olsun. Hepsini bir seferde yapmadık. Yani. Hep ayrı ayrı yaptık. Ama adım adım gittik. Güzel adımlarla gittik ve güzel bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum. İşte sen de kullanarak vallahi çok görüyorsun. Keyifli. Benim 156'dan daha konforlu. Yani o da bir üzdü beni açıkçası. Ki GTA biraz serttir. GTA serttir. Hayır biliyorsun benim 156'yı annem daha çok kullanıyor. Evet. Kadın demek ki GTA kullansa daha rahat edecek. Getirir sana. Yılmaz bir şey o bir bakıma getirdim diye. Anlamayan adam bile buna oturduğu zaman şu sesi şunu duyduğu zaman abi baksana o derinden derinden evet, bir de bağırmıyor. Abuk subuk bir egzoz yok arabada. Çok tatlı. O karakterini verecek bir ses geliyor. Öyle böğürmüyor evet, fazla. Çok tatlı ayarında. CSC var yoksa normal egzoz var aslında. Egzoz da var. Ama de öyle ama şey değil. Yani. Yani öyle değil. Evet. Rahatsız evet, etmiyor. Uzun yolda yaparsın. Evet. Şimdi bunu Apache alsa dümdüzü bir çakar. Aynen. Ha, fena ses çıkar o ayrı tabii de günlük kullanım tadı kaçar arabanın. Yılmaz abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel ben bir de, tecrübeydi. Benim de çok güzel oldu. Yani bu benim çocukluk hayalimdi 156 GTA. Hep ulan isterdim kullanayım şuna bakayım bilmem ne ama nereden denk gelecek? Tanımazsın etmezsin. Bu seneye kısmetmiş. Ne kısmet oldu. Buradan da tekrar Murat abiye de çok teşekkür ederiz. Arabasını bize emanet etti. Çok keyifli ki çekim günü geçirdik. Alfa'da arkadaşlar böyleydi. 156 GTM gerçekten farklı ve güzel yani. İstedim bir GTM olsun istedim. Pistte şöyle 3 teker tripod yapıp döneceksin 8. viraj. Böyleydi arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like'a da basın. Basmasana önemli değil. Ben 156 GTI çektim ya bana yeter. Türkiye'de tek olan bir araç. Bir de bir alfacı olarak zaten alfacıların nirvanası yani bu araba. Ağzım kulaklarımda kullandım iki seferdir. Bu bana yeter. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar bugün Yılmaz evet, abiyle pişti olduk. Ya gerçekten hiç ayarlama falan yok. Bana Okan kardeşimiz hediye etmişti tişörtü. Aynısını Yılmaz abi de almış. Sen fiyattan mı aldın? Ben fiyattan aldım. Bir parça aynen, olarak tedarik aynen, edebiliyoruz bunu. Çok sevdiğim bir tişörtü. Aynen. Benim doğum günde kendime hediye aldığım bir tişört. Süper. Ya ben de çok severek giyiyorum. Çok hakikaten güzel, evet, şurada yanında da Alfa falan evet, yazıyor. Evet. Bayağı güzel tişört. Aynen.